Hayır, Osimhen varken 3 var. Yok, bir tane. 2 tane attı, bir de şey attı. Yok yok, hayır. Icardi attı 3-0. Kasımpaşa. Oyundayken 3-1 oldu. Kasımpaşa oldu. Ondan sonra ilk yarı çıktı zaten. Yani 3-1'den sonra Osimhen çıktı, 3-3 oldu. Tamam hocam, da sen belki Osimhen olsaydı belki 4-1 5-1 olacaktı. Sen büyük takımsın. Devre arası ben yorum yapıyorum burada Cüneyt Şen'le beraber. Dedim ki orta sahası SOS veriyor. Kasımpaşa kolay geliyor. Okan Hoca'nın ikinci yarı orta sahayı güçlendirmesi lazım. Yoksa Kasımpaşa cezalandırır dedim. Yayın duruyor kasetlerde. Ne oldu? 3-3 bitti. Sen o gün Torreira'yı alsan, bak bir şey söyleyeyim. Manchester City takımı da bir oyun orta sahasında bir sıkıntı yaşanıyor. Neden yaşanıyor? Rodri yoktu onda. Ne? Rodri yok. Nerede? Rodri yok, sakatlandı. Adam bulabiliyor mu yerine? Nerede bulacağım? Yok. Bazen güvenin ikamesi olmaz çünkü. Sen niye Torreira'yı kesiyorsun? O Rodri ilk geldiği zamanlar hatırlıyorsun değil mi? Topa vuramıyordu. Evet. Şimdi dünyanın en iyi orta saha oyuncusu oldu. Adam Şampiyonlar Ligi'ni kaldırdı. Bir yıl sonra Avrupa Uluslar Kupası'nı kaldırdı. Şimdi Avrupa şampiyonu İspanya'yla. Soruyorum ben sana. Sen Fred'siz oynayamıyorsun. Herkes bunu diyor. İstatistikler diyor. Hadi ben istemiyorum. Fred yanımda olsun. Kurtar. Oyun oynayalım desin. Mourinho bak ne oluyor. Hadi Gerson Fernandes oynasın Beşiktaş takımı. İki kişiyi oynatıyor. Hadi oynasın bakalım Galatasaray Torreira'sız. Ya ben bunları hocalara ben anlamıyorum. İki tane hoca var burada ya. Ben devre arası görüyorum, uyarıyorum. O kenardan bunu yardımcıları da görmüyor. Benim eleştirim bu. Duygulara kapılarak aman Ömer alınmasın. Aman Nedon'u güvenç alınmasın. Ama Levent alınmasın. Oraya koymaz. Sana arıza yapıyor Berkan ben oynamazsam diye. Sana Kerem Demirbay tavır yapıyordu. Ben biliyorum bunları. Bunlar oynasın diye takım oynamaz. Burası Galatasaray Kulübü ya. İşine gelen gelir, gelmeyen gider kardeşim. Kusura bakma ya. Burası Galatasaray. Değil burası mi? Onların babasının çiftliği yani değil. Okan Hoca formayı oyuncular yok. Bana küsmesin diye mi veriyorsun? Pazarlığı böyle olmasın bu işlerde. Geçen sene böyle oldu. Zaha dedi ya ben 11'de başlarsam etkili olurum. Sonra girdiğim zaman moral olarak toparlanamıyorum. Ama yine oynatmadı abi Zaha'yı. Ama Zaha'ya tepki verdi bunları koydu. Evet şeyi de koydu. Peki bir şey soydum. Birinci sene geldi senin şampiyonluk kaptığı yaptı Oliveira. Takımda bulunsaydı ne fark ederdi şimdi? Soruyorum. Bence kötü futbolcu değil diyor. Ne fark ederdi? Niye verdirdin Galatasaray parasını veriyor gönderiyorsun? Tabii. Böyle resleşme olmaz abi. Her futbolcudan faydalanacaksın. Senin asetin bunlar ya. Parasını sen veriyorsun. Verdim gönderdin. Sen şimdi adam bulamadın. Yerine koyamıyorsun şimdi. Yok. Torreira'nın önüne koyacak adam yok. Bak bir şey söyleyeyim. O konuyu bir daha söyleyeyim. Bu oyun anlayışında birilerine yer açıp kafası dağıldı. Osimhen geldikten sonra. Bak Osimhen gövdeli bir oyuncu. Tek oynatamaz. Icardi var. İşte sıkıntı orada abi, ortaya çıkıyor. Kasımpaşa maçının 11'inde ilk 11'de Batshuayi Osimhen vardı. Ama son dakikada Icardi Osimhen oldu. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Icardi taraftarına sevgisi. Bazı oyuncuları kesemezsin. İkisini asla yan yana oynatmadan duramazsın. İkisi de hazırsa, sakatlıkları yoksa. Bak söylüyorum. Ona göre yapacaksın. O yüzden dolayı sağ bek tarafında Barış'ım oraya çıkmışsa ben bilmiyorum ama Yelert'i istemiyorsun. Bu Kaan Ayhan'ı mutlaka Torreira'nın yanına monte et. İki tane defans oyuncusu olsun. Orta sahayı güçlendir. Geçen sene öyle yaptılar zaten. Bayern Münih maçında falan iki kişi oynadılar. Bir de bir şey söyleyeceğim. Tabii. Şimdi Frankfurt'un Bayern Münih ile maçı varmış. Rotasyon yapmadı adam. Yaptı. Çok değil de yani. Ama rotasyon öyle zaten. Rotasyon yani, takımının tamamını değiştirmek en iyi değil. Kim yapmış rotasyonu? Yani. Frankfurt. Yo yapmadı dediler. Çok az bir şey dediler. Hocam işte 3 kişi falan yani ya 2 ya 3 oyuncu. Şimdi bir ya daha iki, teke tek bakmayalım da. Bilmiyorum yani şeyden televizyondan izledim o. Benim bir abi bir hocam bak bir şey söyleyeyim. Ben dün arada Ferah maçına baktım. Beşiktaş maçından kopamadım temposu yüzünden. Oyunun keyfi yüzünden. Sana net bir şey söyleyeceğim. Dün gece Beşiktaş o skoru hak etmedi baba. Doğru. Bak o Santos bak şeye Transmarket'e. Transfer kaleci markete bak. 1,5 milyon euro bonservis bedeli var. Ya, kaleci akşam 30 milyon zaten oldu. U20'den aldılar. 30 milyon oldu dün gece kaleci kurtardıklarında. Bak sana samimi söylüyorum. Tamam bir de saçma bir gol yedi biliyorsun. Neleri çıkardı. Değil evet mi? Ya. Penaltıda dahi çıkardı. Kaç yıldız verdin? Beşiktaş takımı. Sana söyleyeyim normalde. 10 verirdim 9 verdim. Yıldız söyle bana. Yıldız olarak 4 yıldız verdim. Yani en son Masuaku'nun golünden kesti. Kuyruklu Levent yıldız. Gördün buyurun. Mesela. Şunu söyleyeyim. Dün geceki maçın net pozisyonlarını izlemeden durdursak, topların hareket tane vurduğunda topların gidiş yerlerine baksak,
herkes Beşiktaş'ın pozisyonlarına gol der. Ya dün akıl tutulması yaşlı Immobile bütün topları yukarı vururken yere vurdu ya. Penaltıyı kaçırdı. Beşiktaş takımı dün bir ara Frankfurt'u toz yaptı ya. Toz makinesi gibi yaptı. Ama bazen olmayınca olmuyor. Bazen kaleci devleşince devleşiyor. Yani bir şimdi, Trabzon'un Van maçı var hatırla. 25-0 bir çek maçı 1-0 kaybetti Trabzon. Evet. Yanlış futbolda mı hocam? Futbolda var doğru. Bunlar tabii ki. Futbolda var bunlar. Hatırlıyorum. Ama ya. Şöyle Galatasaray bölümünü kapatalım. Beşiktaş'a geleceğiz. Son olarak yani Galatasaray'da bu 5 gün içerisinde alınan 2 tane kalp kırıcı diyeyim skor nasıl tersine dönebilir? Vallahi ben futbolcularla... Ve bir Alanya maçı var şu bak anda. Bak ben futbolcularla maça çıkarken Alanya maçına çıkarken şunu söylerim. Takımı yaparım. Hoca olarak şunu söylerim. Beyler bu maçın taktiği falan yok ya. İki maçlı taktik verdik olmadı. Çıkın oynayın derim. Ya bu sizin maçınız derim oyunculara. Eskiden bunlar yapılıyordu. Bu sizin maçınız derim. Siz oynayın ya. Camiaya karşı, taraftara karşı siz çıkıyorsunuz oynayın. Bu sizin sorumluluğu bu maç derim Okan Hoca'nın yerinde olsa. Açık konuşuyorum. Nasıl bir 11 planlardın abi? Ya aynı bu 11 planlayacağım. Ne planlayacağım? Kaan Ayansız. Yelert'i koyar bir Alanya'ya karşı. Ne fark eder? Hoca düşünmüyor belli ki Yelert'i düşünmüyor. Düşünmüyorsa başka alternatif yok. Bütün sene sonuna kadar bu maçları Kaan Ayan'la oynayamaz. Oynayamaz. Barış'ı da koyabilir oraya ya. Koy, kimi koyacaksın? Barış da formda değil abi. Hocam, değil bu yani. Eski gücünde değil. Ama Barış'a şundan kızmıyorum. Geçen sene 65 ile 70 arası maça çıktı profesyonel. Yani profesyonel derken lig, kupa, yani hazırlık maçları haricinde söylüyorum. Resmi maçlarda yazın Avrupa Şampiyonası'na gitti geldi dinlenmeden neredeyse bir hafta tamam tatil yaptı. Çocuğu da dinlendir takıma abi. Katıldı. Günah değil mi? Yıpranıyor, eleştiriliyor. Top kaybı abi, yapıyor eski şey gücünde değil. Bütün oyuncular Premier Lig'de de dahil Avrupa Şampiyonası'nda parlayan, iyi oynayan ya da giden bütün oyuncular o sıkıntı şu anda yaşıyor zaten. Evet. Yani böyle bir takvim sıkıntısı var. Okan Hoca belki bazı maçlarda mesela Ligas maçında Barış'a çok ihtiyaç mı vardı? Bence yoktu. Yani kenarda oturabilirdi diye düşünüyorum. Bazı maçlarda Barış'ı rotasyona tamam, sokacak olan aynı Okan Hoca yani. Seninle aynı görüşteyim ben ama öbür adam sakat. Yeni transferdin Şallay'ı sakat. O zaten Avrupa listesinde yok. Yok yazmadın. Değil mi? Bir de onu yazamadın. Yetiştiremedin yani. Doğru. Evet. Elinde yok yani. Ben onu diyorum orada. Yazmanın ötesi zaten koyma şansı yok. Bir kanat oyuncusu bulman lazım. Yok. Yunus'la şey var. Evet. Barış transfer döneminde top oynadık. Bak, yapması mı? Gerekenlerden bir tanesi Barış de Galatasaray. Barış daha var ya 10 maç 20 maç daha fazla oynasaydı bir şey olmaz abi. Ne yorgunluğu ya. Hocam ne yapacak bu adamlar? 100 maç mı oynayacak? Oynar sen 70 tane maç oynamış ya yani. Bak, hocam mental yorgunluk var. Yok be. Yok, Galatasaray'a gelmiş ya. Yapma gözünü seveyim ya. Şöyle söyleyeyim. Profesyonel yaşantısı yoksa yorgun olur. O kadar söylüyorum. Bir de bir şey sana söylüyorum hocam ya. Bir adam başarılı bir adam. İşin gerçeği bu. Galatasaray yönetimine şunu söylüyorum Başkan Dursöz Bey. Adama eğer sözleşme sözü verdiyseniz imzalayın ya. Moral motivasyona ihtiyacı var. İmzalayın adamla sözleşme uzatma konusunda. O da mı yok? Sözleşmesi uzatın ya. Buradan bunları dışarıya malzeme veriyorsun. Uzatın adamı ya. Bir sürü adam yüksek maliyetli oyuncular var burada. Gönderin Oliveira gidiyor parasını ödüyorsunuz. Barış'a da bu parayı verin ya. Parasını verin adama. Uzatın sözleşmesini. Ya. Ya Oliveira, kusura bakmayın. 3 milyon euro alıyordu Oliveira. Allah Barış Allah. Ne kadar alıyor biliyor musun? Ya bilmiyorum rakamını. Sana ama. Şöyle bir argümanla karşı çıkayım. Değil şimdi mi? Güvenç Hoca'nın şu çok maç oynama durumuna ben her zaman karşı çıkıyorum. Hocam şimdi bak Pedri 2021 yılında... Dur bakalım nasıl karşı çıkacak? Hocam bir saniye bir aktarayım. İlla aynı fikirde buluşmak zorunda değiliz. Zaten genelde beraber buluşamıyoruz yani. Evet. Şimdi Pedri 18 yaşında 2021'de Avrupa Şampiyonası oynadı. Olimpiyatlar oynadı. Barcelona ile tam sezon oynadı. 73 maça çıktı. 73. Evet. Barış Alper eğer yanlışım yoksa 71 maça çıktı geçen yıl. Pedri çok övüldü o zaman gerçekten müthiş performans. Sonra döndü sezona başladı. Sezona başladıktan sonra o dönemki Barcelona hocası ligin 4. ya da 5. haftası olması lazım. Pedri'ye 2 haftalık izin verdi takımdan ayrı. Pedri'yi zorla tatile gönderdi. Çünkü Pedri gitmek istememiş. Demiş ki olur mu yani çok yorgunsun antrenmanlarda ve sakatlanma hocası riski. Hocası bunu tespit etmiş. Evet, ama, ölçümlere değil mi? Göre de bravo, yüksek çıkıyor tamam. Sakatlanma riski göndermişler 2 evet, tamam. hafta. Neyse sonra Pedri üst üste sakatlıklar geçirdi ve hala hani tam olaraktan oynayabilmiş değil. Aynen öyle. Hala sakatlıklardan yana sorun yaşıyor. Yani hocam şuna tabii ki profesyonel oyuncular artık 50-60 maç bandında oynuyor ama 70'in üstü de bence bir oyuncu için çok sakıncalı ve doğru hocam, değil. Hocam bak Kerem Aktürkoğlu çok formda. Orada Kenan Yıldız var kanatta oynuyor. Ben söylüyorum Montelli'ye alma mı iyi takıma karşım Galatasaray'da rica et. Peki doğru. Ben oyuncuma izin vereyim. Bir hafta dinlensin. Doğru. Bir hafta sonra gelsin. Kasım ayındaki milli maçlarda kullanırsınız. Bu mental olarak dediğini yaparım kesin. Ben seninle Okan Hoca
talepte bulunurum Montella'dan. Sonra iki teknik adam. Bu oyuncunun bir zihinsel bir dağılma yaşıyor, yorgunluk yaşıyor. Zihinsel olarak. Evet, belli ki var tamam, bir sorun. Tamam, evet yani. Var. Gitsin bir hafta kafasını dinlesin ya.